saygıyla selam görüyoruz. Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Başkan sen şöyle yanıma gel bak. Orada Haluk Bey var diye ben buraya aldım. Mehtap sen böyle gel. Tanrım Bey, bizi bir çekebilir misiniz size zahmet olmazsa? Sayın Pekili. Başkanım ben çekeyim. Pekilim. Benim yönetiminden ben şahsen dinmiş gelmiştim maşallah. Evet. Gel başkan. Evet, beni de alıyorsunuz. Alıyorum, alıyorum. İsmail Bey. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Mehtap Hanım biraz da yanaşırız. Artık bu tavuşu biraz böyle çekerseniz. Şurada ağaç var. Buradan söyleyemedim. Buraya da bir taşımak. Hacı abi. Test. Yukarıdan genel başkanım. Bir resim çekilebilir. Çağırırsa gider ha. Bu şey Hasan otobüs burada ağaç var burada. Nerede konuşacak? Ya şuraya çağır Hasan. Şey şu önü geçer. Burada defalarca yemek yedim, kahvaltı da yaptım. Bu kez ilk kahvaltımı burada yaptım bugün. Güzel bir kahvaltı. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin hangi şartlarda olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Eğer Türk bayrağı geçerken bu hükümetten bakanlar ayağa kalkmıyorsa elini vicdanının üzerine koyup her vatandaşın düşünmesi lazım. Benim bayrağım geçiyor. Al bayrağım geçiyor. Uğruna bedeller ödediğimiz bayrak geçiyor. Şehit kanlarıyla renklendirilmiş bayrak geçiyor. Ama o bakanlar ayağa kalkmıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Kendi bayrağının önünde ayağa kalkmayan adamı ben bakan olarak kabul etmem. Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanıyor. İlk kez yaşanıyor. Bir devlet düşünün, başında bir başbakan var. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım diyemiyor. Ya sen hangi milletin başbakanısın? Söylemesi lazım. Söyleyemiyor. O nedenle ülkenin nereye gittiğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ayrılık gayrılık zamanı değil. Eski doğru yol partiler, demokrat partiler, anavatan partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte oy veren bütün güzel insanlarıma sesleniyorum. Çocuklarımız için güzel bir Türkiye'yi kurmak zorundayız. Kavgaya yer
şüpheleri yok. Az önce söyledim, bizim Demokrat Parti ile, Ana Vatan Parti ile, Doğru Yol Parti ile demokrasi konusunda bir farkımız yok. Bayrak konusunda farkımız yok. Laiklik konusunda farkımız yok. Özgürlükler konusunda farkımız yok. Ama bunların dördü de tehlike sinyali veriyor. Birleşeceğiz. Birleşeceğiz ve onurlu Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Benim istediğim bu. Ben siyaseti halka adanmışlık olarak kabul ederim. Siyaset cep doldurma sanatı değildir. Bunlar ceplerini dolduruyorlar. Nasıl dolduruyorlar? Din iman edebiyatı yaparak dolduruyorlar. Yok öyle bir şey. Bekliyorlardı. Türbanlı milletvekili girdi, biz kıyameti koparacağız. Hiçbir şey yapmadık. Kılık kıyafet üzerinden siyaset yapılır mı? Yapılmaz. Ben kabul etmiyorum. Kılık kıyafet üzerinden siyaset yapılmaz. Kadın nasıl istiyorsa eyvallah, öyle giyilir. İki, din üzerinden siyaset yapılmaz. Herkesin inancı benim başımın üstünedir. Kimin daha fazla Müslüman olduğunu, kimin daha az Müslüman olduğunu bir tek yaradan bilir ya. Başka bilen mi var? O nedenle bütün vatandaşların inansınlar da bize güvensinler. Türkiye'yi yeniden aydınlığa kavuşturmak zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Kahvaltınızı da helal edin. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımıza.